aldığı dönemdeki fikstüre bak. Hani 12 galibiyeti vardı şu ana kadar ama. Ya biz Uluslar Ligi oynadık. Faroe Adaları. İşte Lüksemburg. Bu arada Lüksemburg dediğim takım da İzlanda'yı yendi 1-0. Onlar da yükselişte yani. Yani İzlanda'yı yendi dedi. İzlanda'nın nüfusu 400 bin zaten. Allah aşkına. Postacı oynuyor abi. Yani hiç yüksek seviyede bir maçta da zaten böyle ya yani Kuntz bir şeyler yapıyor diyemedik. Bir Hırvatistan'la oynadı yüksek dereceli bir maç. Onda da 2-0 mağlup. Ya da getir Şenol Güneş'i atıyorum. 3 maçlığına Şenol Hoca'yı getir. Hem Beşiktaş'a hem Fatih Hoca boşta duruyor. Yani 3 maçlığına. Dün Sergen Yalçın çok yazıldı sosyal medyada. Sergen olabilir. Şu an diyorum ben dedim ki zaten bir kalemde 8 kişi aklıma geldi dedim. Ya kimi getirsen getir, Çağlar'ı getir, kimi İlhan Palut'u getir. Yani herkes daha iyidir ya. Abdullah Avcı da boş. Abdullah Avcı olur. Abdullah Avcı da, yani tam tabii ki olur yani. Abdullah Avcı Kuntuz'dan 100 kere falan daha iyidir. 10 kere değil. Ben Ersun Yanal'ı şöyle aklıma geldi. Ersun Yanal analizi yani şu anda baksan çıkar desen rakiplerin analizini sana 15 dakika sonra bilgisayarından Ersun çıkarır bunları diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum hani yani. Ama ötekiler çok mu hakimdir Şenol Hoca olsun? Rakiplerinin ne yaptığına ne ettiğine. Hani Hırvat takımın 3 aşağı 5 yukarı biliyorsun. Ama Ersun'un yani çalıştığı insanlarla böyle bir ilişkisi olduğunu biliyorum. Oradan aklıma Ersun geldi. Ya kimi ya? Hikmet Karaman ya. Yani senin tek başlık oyunun istiyorsan Hikmet Karaman'dır yani. Maçı kazan ama bir tane maç kazanacaksın Hikmet Karaman yani. Dün sosyal medyaya maçtan sonra baktım. Stefan Kuntz'un geçen gün Melisa Vargas'la ilgili bir esprisi vardı. İşte erkek kardeşi var mı onu da futbolcu yapalım diye. Şimdi dün bu espri üzerinden çok eleştirildi Stefan Kuntz ama bu kadar da basit de indirgemeyelim. Şu analizi de sana sormak isterim. Bizim ligimizin oyun kalitesinin milli takıma etkisi nedir? Yani bizim ligimizde hani çok üst düzey bir futbol oynanıyor da milli takımda mı bu eksiklik var? Yoksa ikisinin arasında bir paralellik var mı yani? Biz ne oynuyoruz ki milli takımdan ne bekleyelim diyebilir miyiz? Bence bizim Süper Lig'i ben kalitesiz bulmuyorum. Ben Süper Lig'den 3-4 tane takımın Serie A ve şey hariç, Premier Lig hariç hepsinde şampiyonluğun adaylarından bir tanesi olabileceğini düşünüyorum. Yani Fener'in, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın elindeki kadroyu da Premier Lig hariç işte bir de La Liga diyebiliriz. Onun dışında Fransa'da, Almanya'da hepsi Bayern Münih saymazsan şampiyonluğa oynar. Böyle ciddi kadrolarımız var. O kadroların zorlandığı diğer takımları seyrettiğin zaman Antep'i, Kayseri'yi değil mi? Zaman zaman hani beğenirsin beğenmezsin Hatay Spor'u, Trabzonspor'u onlar da ciddi ekipler. Dolayısıyla ben Süper Lig'in kalitesinin düşük olduğunu zannetmiyorum. O zaman milli takımdan da bu kaliteyi beklememiz gerekiyor. Ya milli takımın zaten sistemi yok diyorum Erman. Sistemin yoksa. Anlamıyorsun diyorsun. Estağfurullah ama yani şimdi mesela Hırvat takımına bak iyi bir takım. Oturmuş bir takım. Hırvatistan iyi bir takım. Yani son bir final oynadı, bir yarı final oynadı değil mi? Brezilya'yı eledi. Şimdi bakıyorsun dünya Modric kimisi. Yaşlı maçlı diyorsun ama neticede bir takım adam. Tamam. Şimdi mesela İtalya milli takımına bak. 2020'de Avrupa şampiyonu oldu. O İtalya milli takımından hiçbir tane oyuncuya Barcelona, Real Madrid, City'de mitte rastlayamazsın. Ama onlar iyi bir takımdı. Gireniyle çıkanıyla. İyi bir takım olmak seni farklı bir yer. 90 Almanya'sına bak. Yani 3 tane oyuncusu Inter'e gitti. Onun dışında diğer oyuncular Bundesliga'da falan oynuyorlardı. Ama iyi bir takımdı takım ama 82 İtalya'sı iyi bir takım olmak farklı bir şey. Düşünüyorum biraz da gündelik yaşıyoruz çünkü. Başarı varsa yani, milli takımın yanındayız, skor varsa yanındayız. Ya bir de böyle şey laflar vardır beylik zamanında çok meşhur hocalar da hesap ben veririm. Ne veriyorsun hesabı kardeşim? Verdin mi hesabı? Yok. Hesap mesap yok ortada. Kaybettin gittin. Bunu Şenol Güneş söyledi, Fatih Terim de söyledi zaman zaman. Hesabını ben vereceğim. Ben suçluyum. E tamam. Biz suçlu aramıyoruz kardeşim. Biz turnuvaya gitmek istiyoruz millet olarak. Suçlu falan aramıyoruz. Hesap da sormayacağız. Bizi götürün turnuvaya. Verelim bu kadar basit. Yani 2024 yani Almanya'yı ben evde izlemek istemiyorum. İşi eline vereceksin kardeşim. Bu kadar basit. Vermezsen işte böyle bak. Demin federasyon başkanı diyor ki orada o maçı kazanırsak Ermenistan şey maçı çok önemli Hırvatistan. Niye hesap yapmadan gitmeyi düşünmüyoruz? Ya matematiği en kuvvetli spor bizde futbol ya. Hep yapılan ya. Bizden daha fazla playoff oynayan bir takım yok ya. Playoff bizim için yaratıldı sanki ya. Ciddi söylüyorum böyle bir şey olamaz ya. Ümit milli takımdan bak. Mesela Zeki diye bir oyuncu oynuyor sağ bek. Evet Roma'da oynuyor. Tamam bana ne abi nerede oynuyorsa bana sakın böyle örnekler verme. Çok kızıyorum böyle örnekler. Orada oynuyor burada oynuyor yani.
Ne yapıyor abi yani? Bal yapmayan arı. Bir tane orta yapmadı dünya. Roma'da oynuyor. Bana nerede oynarsa oynasın. Oynamak zorunda mı? Çağlar'da bilmem nerede oynuyor. Oynatmak zorunda mıyım? Elinde taktiğini daha yani sonra oyuncuları kullan. Alman takımını düşünüyorum şimdi dediğin zaman. Mesela Brehme 15 sene orada oynadı. Philipp Lahm 10 sene orada oynadı. Fox'tan biri zaten 4 tane sağ bek geldi 40 senede. Bizde 40 tane sağ bek geldi 4 senede mesela. Kadın, ya bir milli takımı bir şey seçmek öyle kolay bir iş değil ya. Bu bayağı bir uzmanlık işi. Ya da bir takımın direktörü olmak, onu yönetmek. Adamlar yani bunun her şeyinle ilgileniyorlar. Bu kadar basit değil. Aralarından birini seçiyorlar. Diyorlar kim olsun milli takımlar direktörü? İşte Ahmet olsun. Ahmet'e soruyorlar ne yapalım? Kuntz'u getirelim ve Kuntz'u getiriyoruz. Ondan sonra nasıl göndeririz diye düşünüyoruz. Ya bırakın bu işleri. Bu kadar. Eskiden sıkıştık mı gidiyorduk Fatih Hoca'ya, Mustafa Hoca'ya, Şenol Hoca'ya falan. Onlar da yaşlandılar. Ya başka adam mı yok ya? Türkiye'de teknik adam mı yok ya? Al işte Ali Koç güzel bir karar verdi. Kim bence doğru bir karar değildi ama doğru olacak neticede. Bana ne ya yeter dedi uğraşamayacağım Avrupalı getiririm İsmail'i dedi. Doğru düz transferi yaparım dedi. İsmail'e baktım muhtemelen şampiyonluğun büyük adaylarından bir tanesi olacak. Şöyle düşünün artık bu yabancı mabancı ne? Pirlo geliyor, Montella geliyor, geliyor bu geliyor falan. Bırakın abi bu kadar Türk hoca var ya güvenin onlara biraz katlanın. Atan. Ya mesela Abdullah Avcı bir sene şampiyon yaptı Trabzonspor'u. Adamı son 6 ay sonra teneke bağladılar arkasına yolladılar. Getirdiler şimdi o 3 maçta 2 mağlubiyet aldı. Ya zaten... Nedir abi yani getirdiğiniz adamın bana Allah aşkına bir uluslararası bir kariyerini söyleyin. Yani niye getir? Niye? Stefan Kuntz neden? Ya 8-10 tane bizde hakikaten çok öne açık. Al işte Okan'a bir fırsat verildi. Kendini ispat etme hakkı. Değil mi? Ama bu sene Şampiyonlar Ligi'nde kötü gitse ona da teneke bağlarlar 3 ay sonra. Ya sonuçta Okan Buruk şampiyon apoletiyle geldi Galatasaray'a. Ya tamam ama geldi Galatasaray'a gelmek başka bir şey yani. İyi transferler yapıldı başka ama onları menajeden bir teknik adam var. Çıktığı her maçta da seyirciyi tatmin etti. 50 bin kişiyi getirdi oraya. Bütün derbilerini kazandı neredeyse. Orada 12 Eylül'de Ümit Milli Takım Kocaeli'de İtalya ile oynayacak. E tamam işte. Yani orada da şöyle bir yani baktım. Ben mesela 2020 Avrupa Şampiyonası'ydı. Tam pandemiye denk geldi. Böyle bir Covid şüphesi falan vardı. Bütün İspanya takımı oynamadı o gün. 19 yaş takımıyla çıktılar. 7-0 mı 7-1 mi ne yendiler bir tane hazırlık ekibini. O İspanya takımından 5-6 tane oyuncu yukarı çıkıyor şimdi mesela. Sen de ben bilmiyorum bile ya. Abi Barcelona'da geçen 2 hafta önce hatta ben özeti anlatmıştım. Kadiz maçında Lamal diye bir oyuncu oynamaya başladı. 16 yaşında. İlk 11 çıktı. Tamam çok büyük bir yetenek. Yani onda bir şey yok. Adam zaten oynatmak zorundasın öyle bir oyuncuyu. Ya ama dün tık gitti İspanya milli takımında Gürcistan'a karşı 7. golü attı. 16 yaşında. Önemli bir gol ama 7. gol. Yani 16 yaşındaki oyuncuyu yani, hem Barcelona direkt olarak... Oradan geçerken diyebilir de sana. Yani biz hep böyle olsun pissin aman riske etmeyelim aman işte... Kazımcan'ı bu maçta riske etmeyelim. Bertuğ yeni çağrıldı. Ya oynatıyorlar. Futbolcu oynayarak gelişir. Sen oynatmayacağın oyuncuyu niye çağırıyorsun milli takımı o zaman? Ya bir kere bizim hazırlık maçlarını bile üst düzey. İlk 20 ile oynamamız lazım. Yani Belçika, Almanya, İtalya, Fransa. Ne bileyim Brezilyalar, Arjantinler. O tip takımlarla oynayıp orada kendimizi görmemiz lazım bir kere. Hangi oyuncu Japonya ne yapıyor? Japonya maçı da güzel bir test bu arada. Tamam kötü değil ben. Ama Almanya ben bildim bileli hep böyle bizim maçlar hep seçilir. Maç seçilirdi bir ara. 2014'te Brezilya geldi hazırlık maçına işte. Evet. Geldi dersimizi verdi gitti işte. O dönem hatta Arjantin'de de görüşüyordu milli takım yetkilileri. Ya, ben bu organizasyonu da yapan bir adamla konuştum da böyle teknik adama liste veriyoruz dedi ama 10 sene evvel falan oluyor bu hadise. Listeden kendi seçiyor dedi şu olsun bu olsun diye. Şimdi teknik adam da kendini kamuoyuna karşı kötü hissetmemek için zaten gidip oradan Fransa'yı, İtalya'yı, Almanya'yı falan seçmiyor. Kendine göre ekipler seçiyor. İskoçya, Galler bilmem ne falan yani. Hı hı. Şimdi milli takıma bir nokta koyalım. Nokta koyalım. Bu arada bizi seyreden yeni Foça'da arkadaşlarımız varmış. Fırat Vargönen benim çok eski kadim dostumdu. Çok da bizim fanatiğimiz hep beraber sizi seyredeceğiz dedi. Şimdi bakayım mesaj atarsa seyrediyor demektir. Atmazsa seyretmiyor demektir. Bakalım. Çok selam vermek gibi bir adetim yoktur buradan ama o sevgili dostumdur. Çok da severek